giden bir adam, burayı iyi dinleyelim abicim, buraya iyi kulak verin, herkese de anlatın. Şurayı iyi dinleyin. Eskiden bir adam camiye cemaate gelmediği zaman, bak namazdan bahsediyor, sadece camiye cemaate gelmediği zaman evine 3 gün taziyeye gidiyorlarmış. Evine 3 gün taziyeye gidiyorlarmış. Allah başka dert vermesin. Bugün nerede abicim ya? Koca koca camiler, süslü süslü camiler ama içi bomboş. Ama hesap ağır gelecek. Bedel ağır olacak. Dikkat edelim. Çağıralım insanları. Korkmayalım ya. Çağıralım kardeşim, çağırın ya. Sizin işiniz doğru. Siz hak olanı yapıyorsunuz. Kardeşim gel sohbet var. Kardeşim gel namaza. Hazreti Ömer ne diyor? Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakmadı. Varsın dostunuz kalmasın. Tek kalın. Allah sizden razı olsun yeter. Bu soruyu kendimize soruyor muyuz? Acaba Allah bizden razı mı ya? Hiç kimse dert etmiyor bunu. Hakikaten bak. Patronum razı olsun. Arkadaşım razı olsun. Eşim razı olsun. Çocuğum razı olsun. Allah? Ya şimdi tamam da ya al. Bu iş kıvırmaya gelmez. Hakikaten gelmiş. Bu iş ciddiyet işi. İslam ciddiyet dini. İslamiyet'te gevşekliğe yer yok. Allah muhafaza. Ayağımız bir kayarsa yanarız. Namaz kılan adam işini hakkıyla yaparsa memleket düze çıkar. Hakikaten bak. Geçen hafta da söyledik. Ekonominin düzelmesini beklemeyin bu haldeyken. Ekonomiyi bozan da Allah. Zamları yapan da Allah. Poşeti 25 kuruş yapan da Allah. Hakikaten öyle. Niye? Adam 25 kuruşluk poşeti dert ediyor. Ya memleket yoldan çıkmış. Millet akın akın cehenneme gidiyor. Kimsenin umurunda değil. Bak bir daha söylüyorum. Poşeti 25 kuruş yapan da Allah. He? Ama millet bugün hiçbir şey. Arkadaş 25 kuruş sanki dünya yıkıldı ya. Aman da aman poşet 25 kuruş oldu. Ne oldu? Öldün mü kardeşim? Al eline pazar filesini git. Ama dedi ki dert dünya, dert ahiret değil. Asıl hayat cennet hayatı. Asıl hayat ahiret hayatı. Asıl nimetler cennette. Ebedi gençlik, ebedi sıhhat cennette. Ebedi nimetler cennette hiç bitmeyecek. Cennetin cehennemin sonu var diyen kafirdir. Asıl belalar cehennemde. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen tüm insanların başına gelen belaları toplayıp bir cehennemliğin çektiği azabın zerresi etmez. Hadi bakalım. 7000 sene boyunca yüz milyarlarca insanın bütün azabını, acısını, elemini, kederini, parçalanmasını, yanmasını, her şeyini topla. Bir cehennemliğin diyor tek bir azap bile etmez. Hadi bakalım. Ama bugün bizim millet dedik ya abi, hani bir tabiri caizse bile yürek yemişler. Bizim Müslümanlar yürek yemiş. Dünyadaki tüm suları, tüm denizleri, tüm okyanusları bir cehennemliğe içirsen onun susuzluğundan zerre gitmez. Hadi bakalım. Namaz kılmayan adam gayya kuyusunun dibine ineceksin. Haberin var mı? Tüm cehennem, bakın tüm cehennem günde 70 kere Allah'a gayya kuyusundan sığınıyor. Allah'a bak. Öyle bir kuyu. Kim gidecek oraya? Namaz kılmayanlar. Başka? Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Lule. Bir sürü adam var. Bir sürü kafir. Firavun orada, Haman orada. Peki namaz kılmayan Müslüman, senin bu adamların yanında ne işin var ya? Ya be Müslüman ya. Ya mübarek adam ya. Şu dünyaya verdiğimiz değerin zerresini ahirete versek var ya, şu memleket düze çıkar. O kadar diyorum ya. Her şeyi kendinden bilen arkadaş. Dükkanı kendi çeviren arkadaş, ben olmasam işte koca holding batar diyen arkadaş. Allah Celle Celal gökten yağmur yağdırmasa, yerden ot bitirmese, sen cebindeki milyon dolarlarla ne alacaksın? Taş mı yiyeceksin? Odun mu yiyeceksin? Ne yiyeceksin? He? Toprak mı yiyeceksin? Olmadı kendi paranı yersin. He? Deme kardeşim deme, her şey Allah'tan. Her şey Allah'tan. Rızkı veren de Allah. Senin gırtlağına o lokmayı sokan da Allah. Bizim işimizi Allah Celle Celaluhu Kur'an'da buyurur. Estağfirullah, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs te'muruna bil mağruf ve tenhevne alil munkar ve tu'minûne billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. İnsanları Allah'a çağırma işi bizim işimiz.
Hakikaten bizim işimiz namaz kılmak ne kadar farzsa bu da farz. Biz bugün işimizi unuttuk. Biz bugün dünyaya sarıldık. Biz bugün dükkana sarıldık. Biz bugün maalesef hanıma, çoluk, çocuğa, anaya, babaya sarıldık. Ama sonu perişan bu işin. Ahvaller perişan olacak. Dünya 60 sene, 70 sene ya. Ya olsun 80 sene olsun kardeşim, bitecek. Sonu gelecek. Ama ahiretin sonu yok. Ama dedik ya, Hazreti Ali'nin dediği gibi insanlar uyuyor, ölüm geldiği zaman uyanacak. Biz uyandıran olalım kardeşim, çağırın ya. Ya çok zor değil, insanları çağırın ya. Gel kardeşim, gel gel, kaçma gel. Bugün ilim meclislerine maçları tercih edenler, bugün ilim meclislerine kahveyi tercih edenler, bugün ilim meclislerine misafirim geldi, yan yattım, çamura battım, başım ağrıyor, dişim ağrıyor, bunları tercih edenler, niye söylüyorum? Yani burada yanlış anlaşılara meal vermeyelim. Biz kimseye zorla gel kardeşim demiyoruz. Gelen kazanır, gelmeyen kendi bilir. Ama dedik ya, insanoğlu öldüğü zaman bir Subhanallah'ın bile pişmanlığını yaşayacak ve kaçırdığı ilim meclislerindeki faziletleri siz düşünün. Şimdi adama sorsan dünyanın en güçlü adamı kim desen, ne deriz? 300 kilo ağırlığı kaldıran. O 300 kilo ağırlığı kaldıran dünyanın en güçlü adamı, sabah namazı için 2 kiloluk yorganı kaldıramıyorsa o adam dünyanın en güçlü, en aciz adamıdır. Ya 300 kiloyu kaldırmak marifet değil. Sen sabah namazı için o üstündeki yorganı kaldıramıyorsan sen dünyanın en güçsüz adamısın. Maalesef. Öyle delikanlılık millete atar yapmakla olmaz. Ben 50 kiloluk çimento torbasını kucağımda taşıyorum demekle olmaz. He? Tamam, kışın yorganı geçtik. Yazın üstüne örttüğün incecik piçeyi bile sen kaldıramıyorsun kardeşim. Ne oldu? Çok ağır geliyor. Ağır gelmiyor. Onu sana ağır eden Allah Celle Celaluhu. Sen Allah için kendini namaza şartlamazsan, ben sabah kalkıp namaza gideceğim bu niyetle yatmazsan, Allah sabah senin üstündeki incecik pikeyi sana 500 kilo yapar. Ya ondan sonra desin kalkamadım. Kalkamadım değil, Allah seni kaldırmadı. Allah seni karşısında görmek istemiyor. 2 daha 4 ise bunun cevabı budur. Ya bu iş kabiliyet değil, kabuliyet meselesi. Nice profesörler var, nice doçentler var, nice doktorlar var. Kafir, imandan yoksun, ebedi cehenneme gidecek. Nerede? Hani? Ya adam ampulü bulmuş. Diyorlar ki Allah razı olsun. Hayır, Allah ondan razı değil. Tamam, insanlığa büyük ifade yapmış olabilir. Cehennemde azabı biraz azalabilir. Ama ebediyen yanacak. Ebediyen. Bu işin lamı, cimi yok. Bugün bazı zihniyet çıkmış. Diyor ki Hristiyanların iyisi de Yahudilerin iyisi de cennete girebilir. Yani bir laf vardı, ağrı kaçacak. Giremez. Tamam mı kardeşim? Giremez. İnned dine indallahil İslam. Hadi bakalım. Ver cevabını. Allah'ın indinde tek din İslam'dır. Allah Celle Celaluhu karşısına İslamiyet'ten başka bir dinle gelen kabul olunmayacak. Hadi çık bakalım. Hadi onu diyen arkadaş. Ya bu delikanlılığı kıyamet mahşerde yap bakalım. Dünyada herkes delikanlı. Dünyada herkes adı tutuyor. He? Ama mahşerde adamın aklını alırlar. Mahşeri geç, kabire gel. He? Geçen anlattı. Münker Nekir. Gözleri masmavi, yıldırım çakıyor. Böyle kıllı, kılları böyle yere sarkık. Gördüğün zaman var ya, aklın çıkacak, aklın, beynin fırlayacak. He? Men Rabbuke diyecek. Ne diyeceksin? Var mı cevap? Yok. Niye yok? Sen Allah'ın istediği gibi yaşamadın dünyada. Allah Celle Celaluhu senin sana ayar vermeye, öyle değil. Allah sana ayar vermeye kabirde başlıyor. Hazreti Osman'a sordular. Neden düşüncelisin? Dedi kabri düşünüyorum. Ya Osman, kabri düşünüyorsun da onun mahşeri var, sıratı var, hesabı var. Dedi ki nasıl başlarsa sonu daha da kötüye gider. Ölen için bakın. Eğer bir insan bozuksa, kafirleri zaten sevmiyoruz, ebediyen ateşteler. Eğer bir Müslüman bozuksa kabirde azap başlayacak. Ve giderek artacak. Mahşerde hesabı zor olacak. Sıratı zaten perişan olacak. Sonra ne olacak? Allah muhafaza. He? Niye sürekli Müslümanlar perişan? Müslümanlar bugün işini unuttu, işini.
Bu ayetle amel etmiyorlar. Allah Celle Celaluhu bugün kafirleri Müslümanlara musallat etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte biliyor. Kafirler Allah Celle Celaluhu'nun köpekleridir. Allah onları dilediğine musallat eder. Suriye niye yanıyor? Mısır niye yanıyor? He? Arakan, Myanmar niye yanıyor? Irak bugün niye yanıyor? Bu Müslüman belleleri niye yanıyor kardeşim? Doğu Türkistan niye yanıyor ya? Bunu bir soruyor muyuz ya? Biz Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamıyoruz. Biz bugün işimizi terk ettik. Biz bugün mesleğimizi terk ettik ya. Şu anda bundan haberi olmayan da kulağını yersin desin. Şu anda Doğu Türkistan'da Müslüman evlerindeki erkekleri alıyorlar. Kendinizi bir çek edin ya. Evli erkekler, bekar erkekler bir çek edin. Düşünün ya. Sizi alıyorlar evden. Sizi cezaevine atıyorlar. Sizin yerinize bir gavur erkek koyuyorlar evinize. He? Evden babanızı alıyorlar. Babanızı atıyorlar hapse. Yerine bir Çinli gavur erkek koyuyorlar. Ve zorunlu bu. Ne yapacaksın kardeşim? He? Buna yürek dayanır mı ya? Buna akıl alıyor mu kardeşim ya? Nerede namus? Nerede bir şey ya? Bu insan, bu Müslümanlar kendini öldürse hak mıdır? Ne yapacaklar? Her gün tecavüze uğruyorlar Müslümanlar. Ya Müslümanlar bugün niye bu ahvalde ya? Biz bu ayetle amel etmediğimiz için. Ama çaresi var. Çok basit. Dua. Biz bugün dua etmiyoruz. Allah da bizim zaten etmediğimiz duamızı kabul etmiyor. Hakikaten etmiyor. Biz bir kere yürekten Allah demiyoruz ya. Bir kere ciğerden Allah demiyoruz ya. Doğu Türkistan'daki yangını biz engelleyeceğiz. Ama bizde icraat yok. Anladık mı? Sokağa çıkıp bas bas parmakla bu iş çözülmez. Adım atacağız. Duaları kabul eden Allah Doğu Türkistan'da daha çok kan akar. Anladık mı? O ateş bizim memleketimizi de yakar arkadaşlar. O ateş bizim memleketimizi de yakar. Allah selamet versin. Sonra dersin ki he, öyle yani tamam Allah Celle Celaluhu 15 Temmuz'da bize yardım etti ama biz bugün ahvalimizi bozarsak ahvaller daha da perişan olur. 15 Temmuz'da Allah dostlarının sayesinde biz o atlattık o badireyi. Milletimizin imanıyla atlattık ama Allah muhafaza. Allah muhafaza, dikkat edeceğiz.